Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sizlere hat sanatında kullanılan malzemelerin, temel malzemelerin özellikle tanıtımını yapmaya çalışacağım. Hat sanatı bütün sanatlarda olduğu gibi kendine özgü bir takım alet ve edevatlarla icra edilen bir sanattır. Çok meşhur olan bir söz söyleyerek başlamış olalım. Kem alat ile kemalat olmaz sözü hat sanatında vazgeçilmez sözlerden birisidir. Anlamı şudur, kötü aletlerle mükemmellik elde edilmez. O yüzden kullanacağımız malzemelerimizin mümkün olduğu kadar iyi olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Hat sanatının temel malzemeleri kamış kalem, is mürekkebi ve aharni kağıttır. Bu üç malzeme ana malzeme olarak ifade edilebilir. Önce kalemden başlayacak olursak, burada farklı şekillerini gördüğümüz kalemlerimiz var. Hat sanatında kullanılan kalemlerimize kamış kalemlerimiz, doğal sazlıklarda yetişen ve bazı işlemlerden geçerek koyu bir renk elde etmiş, kahverengi koyu bir renk elde etmiş kalemlerimizdir. Bu kalemlerimizin açılmış hali de bu şekilde ve bu kalemleri kullanıyoruz. Çok farklı şekillerde ve çeşitlerde kalemler var. Kalem seçimi konusunda ayrı bir videoyla kalem seçiminde nelere dikkat etmek gerekir? Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Diğer bir çeşit kalemimiz birazcık daha celi dediğimiz büyük harflerin yazımında kullanılan bambu kalemlerdir. Bu kalemlerde sert bir malzemeden oluştuğu için bir tarafı da böyle tam yuvarlak değil düz olduğu için ve o tarafından açılarak yazılan ve kullanılan bir kalem çeşidimizdir. Daha büyük yazılar içinde kullanılan el yapımı kalemler, tahta ya da farklı malzemelerden, bambu ve benzeri malzemelerden yapılarak kullanılan kalemlerimiz var. İkinci malzememiz, temel malzemelerimizden mürekkebimiz. Mürekkebimizin burada yapılmış hali var. İçerisine burada gördüğünüz lika dediğimiz ham ipeğin konularak üzerine mürekkebin karıştırıldığı bir hokkamız. Farklı şekillerde, çeşitlerde hokkalar olabilir. Çok büyük ve derin olmamasına özen göstermek gerekiyor. Çünkü kalemi içerisine bandırıp mürekkebi alması zor olmaması için çok büyük de olmaması gerekiyor. Bu boylarda 30-35 milimlik şişeler hokka olarak kullanılabilir. Mürekkep seçiminde ise genelde şu anda piyasada satılan is mürekkepleri bu şekilde Emiran ya da farklı markaları olan is mürekkepleri bulabilirsiniz. Siyah is mürekkebi olması önemli. Farklı çeşitleri bunların var. Farklı firmalar tarafından üretilen piyasada çokça bunlar bulunabiliyor. En temel başlangıç için bu siyah is mürekkebi bizim için yeterli olacaktır. El yapımı mürekkepler de var. Bunlardan bir tanesi işte benim elimde bulunan kullandığım Doğan Sanat tarafından yapılmış bir is mürekkebimiz. Bunlar da kullanılabilir mürekkep olarak. Bir diğer malzememiz kalem tıraş. Bıçak aslında ama hat sanatında biz bunu kalemleri açmak için kullandığımız için kalem tıraş adını veriyoruz. Bunların da çok farklı şekillerde olan yapılmış kalem tıraş bıçaklarını görebilirsiniz ama burada özellikle dikkat etmemiz gereken, iyi bir kalem tıraşta dikkat etmemiz gereken şey ağız mesafesiyle sap mesafesidir. Sapının birazcık daha uzun olması gerekiyor. Destek alarak kalemi açmamız gerektiği için sap kısmının uzunca olması kalem tıraşlarda aranan özelliklerdendir. Bunun dışında maket bıçağını da bu iş için kullananlar, kullanıldığı yerler olabiliyor. Şöyle bir Olfa marka maket bıçağı bu konuda çok pratik ve iş gören bir bıçak olarak karşımıza çıkıyor yine. Bir diğer temel malzemelerimizden sayılacak malzeme hat sanatında kullanılan makta adını verdiğimiz malzememizdir. Makta da
Kalemi açtığımızda açarken üzerine kalemi koyup kat işlemlerini ve kalem açarken faydalandığımız işte ve kat işlemini yaptığımız sert ve kemikten yapılmış malzemedir. Bunun da özellikle dikkat edilmesi gereken bu malzemeyi alırken hususun şu olması gerekiyor. Kemikten olması. Plastik, mika gibi malzemelerden de satılan, yapılanlar var ama kemik olması daha uzun süreli kullanımına imkan tanıyacaktır maktamızın. Bir de yeni yapılanlarda özellikle şunu çok görüyorum. Şurada bir yuva var. Kalemi oturtup sonra kesebileceğimiz bir yuva. Sağa sola hareket etmeden, hareket etmeden. Bu yuvayla maktanın kendi zemini eşit olmayan, bu yuvanın çok yukarıda olan maktalar var. Bunları almayınız çünkü onlar havada kalacağı için arada bir boşluk olacak ve kalemin ucunu kat yaparken bizim için zorluk çıkartacaktır. Mümkün olduğu kadar aynı seviyede kalem yuvasıyla maktanın seviyesinin aynı seviyede olanlarını almaya dikkat ediniz. Şimdilik bahsedeceğim temel hat sanatı ile ilgili malzemelerimiz bunlar.